Kurak toprakların yağmuru beklediği gibi beklediler. Güneşin sabahı, gecenin yıldızları beklediği gibi. Bu hasret öyle uzun sürdü ki Trabzonsporlu babaların çocuklarına anlattığı bir efsane oldu. Sonsuza dek sürecek, oğlum da seni sevecek dediler. Kaç kez dinledi o çocuklar babalarından Şenollu, Dobi Hasanlı, Dozer Cemilli şampiyonlukları. Bu bekleyiş ömürleri tüketti. Babalarıyla birlikte şampiyonluk kutlamayı bekleyen kaç oğul mukadderat karşısında boynunu büktü. Bir emanetin başını bekler gibi. Atalarından miras aldıkları bir nöbete başladı o çocuklar. O kupa Trabzon şehrine tam 38 yıldır gelmedi. Trabzon demek artık hasret demekti. Nazından, edasından aşık usandıran sevgililer bile bu kadar uzun beklenmedi. Dükkanların duvarlarına asılan şampiyon kadroların posterleri sarardı. Kim bilir kaç kez değişti o posterleri tutan bantlar. İnatla yeniden yapıştırıldı. Belki üzerindeki isimler okunmaz hale geldi ama yine de inmediler duvardan. Sandıklara kaldırılan bayrakların rengi soldu. Ama üstündeki renklere hürmeten kim bilir kaç kez yıkanıp özenle katlandılar. Kupa İstanbul'dan dışarı bir türlü çıkmadı. Hatta geçen sürede öyle şeyler oldu ki umut karamsarlığa, inanç şüpheye, coşku öfkeye dönüştü. Üstelik bu öfke en çok Trabzonspor'a zarar verdi. Şampiyon Trabzonspor yazdıracağız sloganı bizi şampiyon yapmayacaklara dönüştü. Büyük takımlar tarihinden kuvvet alan, taraftarıyla camiasıyla ayağa kalkan en zifiri karanlıkta durumun en umutsuz gözüktüğü anlarda bile yan yana durmayı bilen biz bize yeteriz diyebilenlerdir. Trabzonspor semalarına çöken bu umutsuzluk bu şehri esir alabilir miydi ki? Birinci lige yükseldiği 1974 ve 84 yılları arasında öz be öz Trabzon'un kendi uşaklarıyla 10 senede 6 şampiyonluk kazanarak İstanbul'a korku salan, statikoyu deviren bu takım bunu daha önce yapmıştı, yine yapardı. Bazı mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Hani insanın içi içine sığmaz ya bazen. Sevincini, mutluluğunu herkesle paylaşmak ister. Kendisi gibi coşkulu insanlarla bir araya gelmek ister. Çünkü ortaya çıkan enerji tarif edilemez boyutlardadır. Bütün dertlerin unutulduğu, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden herkesin aynı coşkuyu paylaştığı, belki küslüklerin bir kenara bırakıldığı, belki hiç tanımadığınız biriyle kucaklaşıp kol kola zıpladığınız ya da bağıra çağıra şarkı söylediğiniz anlar yaratır. Bu kadar çok insanı aynı anda mutlu edebilmek, aynı anda sokağa dökebilmek kolay bir şey değildir ve futbolun belki de en güzel tarafı budur. Büyük kitlelere coşkuyla kutlayabilecekleri, unutulmaz ve daima hatırlanacak anılar üretmesi. Çünkü bazen mutluluk denen şey, bir şehre epi topu 10 kilo ağırlığında bir kupanın ulaşması demektir. Öyle ya, havası başka, suyu başka olan bu şehrin öfkesi başka, sevinci başka. Geçen 38 yılda hasreti dibine kadar yaşayan bu insanların horon teperken ayaklarını daha önce hiç yere vurmadığı kadar sert vurma vakti. Oğulların formalarını giyip babalarının mezarlarını ziyaret etme vakti. Mehmet'e Hüsnü'ye, Mustafa'ya Eyüp'e, Kazım'a Eren'e birer Fatiha okuyup rahat uyuyun, başardık uşaklar deme vakti. Yıllardır şampiyonluk hesaplarında bahsi açılmayan, görmezden gelinen Trabzonspor'un biz varız, buradayız deme vakti. Şampiyon Trabzonspor yazdırma vakti. Daha önce hiçbir şeye sevinmemiş gibi sevinme, hiç kutlama yapmamış gibi coşma vakti. Kupanın şehri turlamasının tam vakti. Şampiyonluk posterlerini yenileme vakti, bayrakları sandıktan çıkarma vakti. Tüm insanlığa büyük felaketler getiren ve hemen hemen hiçbirimizin hoş anılarla hatırlamadığı 2020 yılı Trabzonspor'a da yakın tarihinin en büyük hayal kırıklığını yaşatmıştı. Şampiyonluğu kıl payı kaçıran bir takımın bir sonraki sezona da iddialı girmesini beklersiniz. Ancak pek öyle olmadı. Hüseyin Çimşir'den görevi devralan Eddie Newton'un döneminde yaşananlar tam anlamıyla bir kabustu. Boş tribünler, tatsız bir futbol, coşkusuz bir oyuncu grubu. Bir kez daha boşa çıkan büyük beklentiler ve bu defa çok erken söylenmek zorunda kalınan
kullanılan o cümle. Bu sene de o sene değil galiba. Newton yönetiminde takım 7 maçta tek galibiyet elde etmiş ve 19. sıraya demirlemişti. Başkan İngiliz hocanın görevine son verdi ve Trabzonspor tarihine geçecek o hamle için düğmeye bastı. Eğri oturup doğru konuşalım. Abdullah Avcı başlarda Trabzonspor camiasının şüpheyle yaklaştığı bir isimdi. Etkileyici ama soru işaretleriyle dolu bir kariyerdi onunki. Kötü geçen bir milli takım serüveni, Başakşehir'le final haftalarında kaybedilen şampiyonluklar ve başarısız bir Beşiktaş macerası. Ayrıldığı son iki kulübün onun gidişinden hemen sonra şampiyonluk yaşamış olması gibi kötü bir şöhrette cabası. Üstelik Avcı, Şenol Güneş ya da Ünal Karaman gibi Trabzon'a mal olmuş, camianın kodlarını bilen bir isim değildi. Trabzonspor daha önce Rıza Çalınbay ve Ersun Yanal gibi denemelerle de aynı hataya düşmemiş miydi? Avcı, masadaki en iyi teklifi değerlendirmiş olmak adına Trabzonspor'a imza atan bir başka teknik adam mıydı acaba? Meseleye hocanın penceresinden bakacak olursak, iyi geçmeyen Beşiktaş macerasının ardından burası belki de onun üst düzey kariyeri için son şansıydı. Eğer burada da başarısız olursa, şampiyonluk için yarışan bir kulüpte yeniden iş bulması da tehlikeye girebilirdi. Oysa başaracak olursa, 40 yıla yaklaşan bir hasreti dindirecek, imkansız gibi görünen bir görevi başarıyla tamamlamış olacak ve kendi kariyerini ayağa kaldıracaktı. Fakat Abdullah Avcı kesinlikle kaybedecek bir şeyi olmayan bir adam gibi hareket etmiyordu. Bilakis geçmişinden dersler çıkarıp adımlarının ne derece dikkatli atması gerektiğinin farkındaydı. Malum Trabzonspor camiası sabrıyla, metanetiyle ünlü bir camia değildir. 30 küsür yıldır şampiyonluk bekleyen bir şehir ne kadar sabırlı olabilir, orası da ayrı mesele. Abdullah Hoca gayet farkındaydı ki camiaya kendini kabul ettirmesi ve şehrin desteğini alması gerekiyordu. Egemen Korkmaz gibi Trabzonspor'un efsane kadrosunda yer almış, camianın dinamiklerine hakim bir ismi teknik ekibine katarak başladı işe. Göreve geldiği esnada takımın yarıştan uzaklaşmış ve beklentilerin azalmış olması onun adına bir avantajdı. Trabzonspor sezonun devamında yeni hocasıyla da üretkenlikten uzak gol sıkıntısı çeken bir görüntü sergiledi. Bu takım dolu tribünler önünde oynuyor olsaydı pekala bazı maçlarda protesto edilebilir, takıma ve hocaya olan kredi azalabilirdi. Ancak pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanıyor olması işte bu da Avcı adına bir başka avantaj oldu. Hoca bu elverişli koşulları kullanarak öncelikle bu takıma kolay kolay maç kaybetmemesini sağlayacak bir kimlik kazandırdı. Trabzonspor onun yönetiminde kalan 32 lig maçında kalesinde 22 gol gördü ve sadece 3 kez kaybetti. Gerek maç sonu açıklamalarında gerekse verdiği röportajlarda camiaya güven telkin eden, sağduyuya davet eden bir yapıdaydı. Ne yaptığını bilen ve takım üzerinde tam kontrol sahibi bir teknik adam görüntüsü sergiledi. Kötü skorlardan sonra dahi iyi yoldayız, daha iyi olacağız diyerek oyuncularına kalkan oldu. Ocak ayında Başakşehir karşısında 2-1 kazandıkları Süper Kupa finaliyle kariyerindeki ilk kupayı kaldırırken bugünlerde Trabzon şehrinde moda haline gelen o meşhur kasketiyle ilk kez görüntü veriyordu. Bugün kasket taktım demişti hoca. Geçen kulüp müzesini dolaşırken gördüm. Allah uzun ömür versin, Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir kupa töreninde altı eşofmanlı başında kasketli bir fotoğrafını gördüm. Çok hoşuma gitti. Bugün onun anısına kasketle geldim ve bir gün ben de o müzede yer almak istiyorum. O günden itibaren kasket Trabzonspor için adeta bir sembol haline geleceği gibi taraftarın takımla ve Abdullah Hoca ile arasındaki bağı da güçlendirecekti. Avcı, Trabzonsporluların gönül telini titretmeyi başarmıştı. Yeniden umut etmek için onlara bir sebep vermişti. Sezon sonu geldiğinde ligi 4. sırada bitiren Trabzonspor umutlarını yeni sezona taşırken başkan ve hoca imkansız görevi planlamaya çok ama çok erken başlamışlardı. Avcı'nın ortaya çıkardığı yeni kimliğiyle Trabzonspor artık sert ve dirayetli bir ekipti. Ancak şampiyonluk için bundan çok daha fazlası gerekiyordu. Hoca takımın geçmiş yıllardaki en büyük sorununu şöyle tespit etmişti. Bu takım hücumda fazlaca Vakayeme'ye bağımlı bir takımdı. Sorun çözücülerin sayısı artarsa hem Tony'nin yükü azalacak hem de oyunu daha rafine bir hale gelecekti. Başkan ve hoca yeni sezon çalışmalarına devre arasında başlamıştı aslında. Berat Özdemir, Yunus Mallı ve elbette Bakasetas. Süper Solak Baka yarım sezonda 8 gole katkı vererek ne kadar isabetli bir transfer olduğunu kanıtlamış ve takımın omurgasında yer alacağı belli olmuştu. Sezon biter bitmez açıklanan Gervinho ve Bruno Perez transferleriyle Süper Lig seviyesinde üst düzey bir sorun çözücüye ve çılgın bir hücum bekine daha sahip olmuşlardı. Kısa bir süre sonra Napoli efsanesi Marek Hamšík'in transferi duyuruldu. Trabzonspor transferde ince eleyip sık dokuyor ve takıma direkt katkı verebilecek kariyerli isimlere yöneliyordu. Grande'nin ardından Beşiktaş'ta yollarını ayıran Dorukhan Toköz'le anlaşıyordu.
anlaşıldı. Rakipleri transferin son haftasında çıkacak fırsatları bekleye dursun, Trabzonspor Temmuz ayı dolmadan kadrosunu tamamlamış sayılırdı. Geriye sadece Sörloth'un gidişiyle boşalan santrafor mevkiini doldurmak kalmıştı. Avcı nasıl bir 9 numara istediğini biliyordu. Sezona 30 gol sığdırmasına gerek yoktu. Arkasında oynayanlar skoru sürükleyebilecek kalitedeydi. Eğer planlamanızı doğru yaptıysanız, neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız sürprizle karşılaşmazsınız. Andreas Cornelius önceki sezon Parma formasıyla sadece bir gol atmış olsa da Trabzonspor ona imza attırırken hiç tereddüt etmedi. Çünkü hoca ondan ne alacağını biliyordu. Transferin kapanmasına kısa süre kala yapılan Siopis ve Dansville eklemeleriyle kulübesini de sağlamlaştırdı. Trabzonspor artık bu ligin en hazır takımıydı. Önceki yıl ligde 4. sırayı aldığı için Konferans Ligi'nde playoff oynama hakkı kazanan Trabzonspor sezonu erken açtı ve ilk resmi maçına 5 Ağustos'ta Molde karşısında çıktı. Norveç temsilcisi Trabzonspor'a adeta kök söktürdü ve Akyazı'dan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bir hafta sonra deplasmanda oynanan maçın normal süresi ise 1-1'lik eşitlikle noktalandı ve Trabzonspor penaltı atışları sonucunda turu cebine koydu. İnanıyorum ki burası çok önemli bir kırılma noktası. Sezonun bu kadar erken bir döneminde Molde gibi düşük bütçeli bir rakibe elenmiş olmak hem Avcı'ya gösterilecek sabrın hem de takıma duyulan inancın azalmasına sebep olabilirdi. Trabzonspor bir sonraki turda çekebileceği en zor kurayı çekerek Roma karşısında Konferans Ligi macerasını noktaladı. Sonuç olarak kimse Roma kalibresinde bir rakibe elenmiş olmayı büyük bir felaket olarak yorumlamazdı. Üstelik Ağustos ayı dolmadan Avrupa'dan elenmiş olmak Trabzonspor'un tüm odağını lige çevirmişti. Sezonu Malatya deplasmanında açan Bordo Maviller 5 gollü galibiyetiyle gövde gösterisi yaptı. Vakayeme, Canini, Cervinho, Bakasetas ve Hamsik olmak üzere sahanın ön bölgesinde oynayan 5 oyuncunun tamamının gol atmış olması Trabzonspor adına sezonun bir fragmanı, bir filmin ön gösterimi gibiydi. Sivas ve Giresun karşısında da Vakayeme Bakasetas işbirliğiyle hanesine 3'er puan daha yazdıran Trabzonspor 4. haftada Galatasaray'ı Akyazı'da konuk edecekti. Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor için sezonun ilk ciddi sınavı bu maçtı ve ilk yarım saat geride kalırken tablo oldukça iç karartıcı, oldukça cesaret kırıcıydı. Galatasaray 2-0 öne geçmiş, Edgar ve İsmail yaptıkları hatalarla saç baş yoldurmuş, Abdülkadir Ömür ise kötü oyunuyla tribünlerin protestosuna maruz kalmıştı. Abdullah Hoca soğukkanlılığını kaybetmedi ve henüz 37. dakikada kulübeden Trondsen-Yusuf ikilisini çağırdı. Ömür ve Köybaşı'nın yerine oyuna dahil etti. Bu hamle taktiksel olduğu kadar önemli de bir mesaj içeriyordu. Oyuncularına, rakibine ve tribünlere verilen bir mesaj. 2-0 geride olabiliriz. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Öyle ya, ilk engelde vazgeçeceklerse bu takım nasıl şampiyonluğa yürüyebilirdi ki? Çift değişiklikten sadece 4 dakika sonra Cornelius hesabı açtı ve farkı teke indirdi. İkinci yarıda bu kez Bay Bey'in sahne aldı ve skora denge geldi. Belki iç sahada oynanan ilk hedef maç kazanılamamıştı. Ancak 90 dakika bittiğinde Trabzonsporlular mutluydu. Takımın gösterdiği reaksiyon ve ortaya koyduğu karakter kaybedilen 2 puandan çok daha değerliydi. Eğer şampiyonluk iddianız varsa, işlerin yolunda gitmediği, kötü oynadığınız maçlarda bile sonuç alabiliyor olmanız gerekir. Trabzonspor bunun ilk örneğini Kasımpaşa deplasmanında gösterdi ve rakibini açmakta zorlandığı maçta 3 puanı Çilingir Bakasetas'ın sol ayağından ateşlediği füzeyle kazandı. 6. haftada ligin bu sezonki en dişli ekiplerinden Konya deplasmanına gitti fırtına. 1. dakika dolmadan Cornelius'la öne geçse de 8'de Hugo'nun gördüğü son derece lüzumsuz kırmızı kartla beraber maç tehlikeye girmişti. Uğurcan kalesinde devleşip dünyaları kurtarsa da Endri Çekici'nin 2 golüne engel olamadı. Birazcık da şans olacak. Maçın 76. dakikasında merhum Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Hacı Ahmetoviç'in başına çarptı ve iğne deliğinden geçti. Skora eşitlik geldi. Son dakikalarda 2 muazzam kurtarış daha yapan kaptan gemisini limana yanaştırdı ve maç 2-2 sona erdi. Hemen ardından evinde Alanyaspor'la yenişemeyen Trabzonspor son 4 maçta 3. kez puan kaybetmiş oldu. Umut edilen başlangıç bu değildi elbette. Ancak Kayseri deplasmanında bir kez daha kilidi açan 11 numara attığı 2 golle galibiyeti getirdi ve takım milli araya lider Fenerbahçe'nin hemen arkasında 2. sırada girmeyi başardı. 15 günlük aranın ardından Akyazı'da sezonun ikinci büyük sınavı gelip çatmıştı işte. Maç yine Trabzonspor'un arzu ettiği gibi başlamadı. Fenerbahçe henüz 3. dakikada Rossi'nin golüyle öne geçti. Ancak Kim Min-jae'nin 23. dakikada çift sarı kartla oyundan atılması İbre'yi ev sahibine döndürmüştü. Aynı pozisyonda serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın yaptığı zekice vuruş
Altay'ı mağlup etti ve skora denge geldi. Maçın kalanı 10 kişiyle beraberliği korumaya çalışan Fenerbahçe'nin ceza sahası etrafında geçecekti. Abdullah Avcı bu kez bitime 20 dakika kala yaptığı Cornelius hamlesiyle düğümü çözdü. Atilla Salay 87'de Cornelius'un beline sarılınca penaltı kararı çıktı ve topun başına gelen Bakasetas liderliği müjdeledi. Yusuf Sarı'nın golü maçın skorunu belirlerken Trabzonspor ligin 9. haftasında bir daha inmemek üzere ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Liderin artık ardına bakmaya niyeti yoktu. Galibiyet serisi Göztepe deplasmanında Cervinho'nun attığı tek kurşunla devam etti. Trabzonspor yazın yapılan başarılı planlama sayesinde her maç başka bir yıldızıyla 3 puana ulaşmayı başarıyordu. Rize Spor karşısında Giannini Vakayeme ikilisi sahneye çıktı ve galibiyet serisi 4 maça uzadı. Fakat bu maçta çapraz bağlarını koparan Cervinho ne yazık ki sezonu kapatacaktı. Üstelik sıradaki rakip son şampiyon Beşiktaş'tı. Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Hoca'nın tazminatı ile ilgili yaptığı açıklamalar maçın tansiyonunu oldukça yükseltmişti. 6 Kasım akşamı Dolmabahçe'de kıran kırana bir maç oynandı. İlk yarının son dakikalarında Trabzon ömürle öne geçti. 62'de Hüseyin Türkmen'in hatasını affetmeyen Larin beraberliği sağladı. Avcı ve öğrencilerinin buradan alacağı bir puan kötü sonuç sayılmazdı ve maç da bu şekilde bitecek gibi gözüküyordu. Derken 90+6. dakikada Serkan Asan'ın kendi ceza sahasında Enkudu'dan söktüğü top Trabzonspor kontra atağına dönüştü. Hamşik Ömür'ü, Ömür Cornelius'u, Cornelius Antony'yi koşturdu. İki Beşiktaşlı oyuncuyu üzerine çeken Vakayeme servisi yaptı. Danimarkalı deplasman galibiyetini getirdi. Yazılı olmayan bir kural. Son dakika golleriyle kazanılan maçlar şampiyonluğun habercisidir derler. Ancak dahası Trabzonspor birbirleri için kendilerini, galibiyet için her şeylerini feda etmekten şüphe etmeyen, bencilliğe asla yer olmayan, kulüp çıkarlarının her türlü şahsi çıkardan üstün olduğu, öyle lafın gelişi değil kelimenin tam anlamıyla bir takım olmuştu artık. Takip eden haftalarda Gaziantep'i 3, Karagümrük ve Adana Demirspor'u 2'şer 0'la geçen Trabzonspor galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Avcı elindeki kadroyu o kadar iyi kullanıyordu ki sezon başında dağılmış gibi gözüken Abdülkadir bile hayata dönmüş ve bu seride 3 maç üst üste gol atmıştı. İstanbul'daki 3 büyük rakibinden 7 puan alan ve hala namağlup olan Trabzonspor 15 hafta sonunda 29 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmış, en yakın takipçilerine 12'şer puan fark atmıştı. Artık işin rengi belli olmaya başlamıştı. Şehir o günlerde yüksek sesle dile getirmekten çekinse de belli ki o sene bu seneydi. Belki de Trabzonspor'un şampiyonluk düğümünü kopardığı bu 8 maçlık serinin başlıca sebepleri Uğurcan Çakır, takımını bir an olsun yalnız bırakmayan Trabzonspor taraftarı Uğurcan Çakır, oyuncularını kenardan çok iyi yöneten Abdullah Avcı Uğurcan Çakır ve hala takımın en önemli sorun çözücüsü olan Vakayeme'ydi. Sahi biraz da Uğurcan Çakır. İnanıyorum ki kaptan bu sezon birçok tartışmaya nokta koydu. Hali hazırda ligimizin piyasa değeri en yüksek oyuncusu olan Uğurcan artık takımını oyunda tutan, maç alan bir kaleci mertebesine erişmiş durumda. Kalesine isabet eden şutların %82'si kaptanın eldivenlerine takıldı. Yediği gol başına karşılaştığı XG oranında 1.88 de ligin açık ara zirvesinde. İstatistikler bir yana kaptan bu sezon olur olmadık saçma sapan şeyleri de kurtarmaya başladı. Sezon sonunda kupa onun elleri arasında yükselecek ve belki de bu başarıdaki en büyük pay onun olacaktı. Bundan birkaç yıl önce Trabzonspor altyapısından çıkmış bir oyuncunun bu takımı şampiyon yaptıktan sonra ciddi paralar kazandırıp Avrupa'ya gitmesi bir hayaldi. Kim bilir Uğurcan belki de bunu gerçekleştirirken Trabzonlu tüm çocuklara ortak bir hayal mirası bırakacak. Ki bence bu tüm yaptıklarından daha değerli. Büyük takım olmak biraz da karşılaştığınız zorluklarla nasıl başa çıktığınızla ilgilidir. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu noktadan sonra büyük takım refleksi nedir, nasıl verilir hususunda ders niteliğinde bir performans ortaya koydu. Sezonun ilk yenilgisini Antalyaspor deplasmanında alan Fırtına ilk kez acaba dedirtmiş. Hoca bu maçla birlikte bazı tehlikeleri gördü ve hemen müdahale etti. Yaş ortalaması hayli yüksek olan bu takıma saha içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi verebilecek olan iki oyuncusunun sürelerini arttırdı. Dorukhan Toköz ve Manolis Siopis. Berat'ı form düşüklüğü sebebiyle kulübeye çeken Abdullah Hoca Hamşik'i 6 numara gibi kullanmaya başladı ve Trabzonspor'un temposu çok ciddi şekilde arttı. İlk yarının bitmesine kısa süre kala yükselttiği bu vitesle Hatay ve Altay'ı mağlup eden Trabzonspor İzmir'de sezonun ikinci firesini verdi ve çapraz bağlarını kopartan Edgar
istikrarda sezonu kapattı. 19. haftada Emre Belözoğlu'nun 10 maçtır mağlup olmayan Başakşehir ile kozlarını Akyazı'da paylaşan Bordo Mavililer rakibiyle yenişemedi. Golsüz eşitlikle biten bu maç aynı zamanda 2021 yılının son lig maçıydı ve ligin ilk yarısı resmen noktalanmış oldu. İkinci sıradaki Konyaspor'un 7 puan önünde devreye lider giren Trabzonspor İstanbul'daki rakiplerinin birine 14, diğerine 18, bir diğerine 19 puan fark atmış ve arasına çok ciddi bir sosyal mesafe koymuştu. Sırada şampiyon kadronun son rütuşlarını atmak, hedefe götürecek olan son takviyeleri yapmak vardı. Başkan Ağaoğlu, Avcı'nın raporları doğrultusunda gerekli takviyeler için düğmeye bastı ve transfer açılır açılmaz kanat forvet rotasyonunu güçlendirecek olan Kouassi'ye imza attırıldı. İlk yarı boyunca sol bekte orta saha orijinli Tronsen, stoper orijinli Dansville, ters ayaklı Bruno Perez ya da İsmail'i kullanmak zorunda kalan takım, Pohaç transferiyle nihayet orijinal bir sol beke kavuştu. Sağ kenar için hala biraz toy bir futbolcu olan Yusuf Sarı gönderildi ve yerine kulübün eski oyuncularından 200 maçı aşkın Süper Lig tecrübesi olan Yusuf Erdoğan geldi. Kim bilir, belki de Trabzonsporluların söylediği gibi takıma kol bastı oynamayı öğretmek için gelmiştir. Ara transferde geleceğe yönelik de birçok yatırım yapan Trabzonspor'daki esas bombaysa sakatlanan Cervinho'nun boşluğunu dolduracak Avcı'nın Başakşehir'den eski talebesi Edin Vişka'ydı. Boşnak oyuncu hocanın ondan istediklerini çok iyi bilen, şampiyonluk tecrübesine sahip ve son derece çalışkan bir oyuncuydu. Üstelik şampiyonluk yolunda Trabzonspor'a rakip olabilecek az sayıdaki takımdan biri olan Başakşehir'in en önemli futbolcusuydu. Bu transferle bir taşla iki kuş vuran Trabzon, stoper havuzundaki eksikliği ise genç Ahmetcan'a süre vererek kapatacaktı. İkinci yarının açılış maçında Malatyaspor'u Cornelius'un golüyle geçtiler. Ertesi hafta yılın o mevsimlerinde ligin en zor deplasmanı olan Sivas'tan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar. Gergin atmosferde sinirlerine hakim olamayan Abdullah Avcı sahaya girdiği için kırmızı kart gördü. Sivas dönüşü ligin formda ekibi Giresunspor karşısında hocasından yoksun çıkan Bordo Mavililer, Bakasetas'ın 90+8'de kaçırdığı çifte penaltıyla bir kez daha bir puana razı gelmek zorunda kaldı. Milli araya girilmeden önce önlerindeki engel Galatasaray deplasmanıydı. İstanbul'da yoğun kar yağışı altında seyircisinin de desteğiyle ilk 45 dakikada Trabzonspor'a nefes aldırmayan bir Galatasaray vardı. Çıkıldağ'ın penaltıdan attığı golle 1-0 bulan Sarı Kırmızılılar, soyunma odasına daha büyük bir farkla gidemediyse bunun yegane sebebi Uğurcan Çakır'dı. Avcı buraya kazanmak için gelmişti ve kötü oynanmış bir 45 dakika yüzünden bu hedefinden vazgeçemezdi. Devrede yaptığı çift değişiklikle Galatasaray'ın baskısını kırmış, oyunu değiştirmiş ancak net bir gol şansı da üretememişti. 84. dakikada Marcano'nun hatasıyla Çilingir çıktı sahneye. Çok sert ve düzgün bir vuruşla eşitliği getirdi. Bundan iyisi can sağlığıydı. Bu kötü hava koşulları altında son 6 dakikasına yenik girdikleri bir maçta İstanbul'dan bir puanla dönmek hiç fena sayılmazdı. Ancak 90. dakikada yeni transfer demeye bin şahit ister, sanki 40 yıllık Trabzonlu gibi oynayan Edin Vişka, Tayland'dan çaldığı topu Galatasaray ağlarına bırakarak bordo mavili formayla attığı ilk golünde galibiyeti getirdi. Maçın son bölümünde Uğurcan Çakır çok net iki Galatasaray hücumunda bir kez daha kalesinde devleşmiş ve bu galibiyette kilit bir rol oynamıştı. İşte bu noktadan itibaren sanki herkesin söylemeye çekindiği, uğursuzluk getirir korkusuyla dillendiremediği bir gerçek ortaya çıkmıştı. Trabzonspor artık bu yarışta rakipsizdi. Sahi biraz da Uğurcan Çakır. Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti. Kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat. Uçuş irtifamız 61 bin feet. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Ben Uğurcan Çakır. Bu süreçte birçok oyuncusundan sakatlıklar sebebiyle faydalanamadı Abdullah Hoca. Abdülkadir 2, Canini 4, Vakayeme 5, Hamşik 8 maç kaçırdı. Tronsen sezonu kapattı. Her maça ayrı reçete yazan, her maçta başka bir başrol oyuncusu bulan Avcı, özellikle sezon başında imzaladığı yüksek ücretli kontratla tartışma yaratan Dorukhan'dan muazzam bir fayda aldı. Bazen 6, bazen 8, bazen sağ bek, hatta stoper bile oynayan Dorukhan, ihtiyaç duyulması halinde sahanın her yerinde görev alabilecek bir X faktör olduğunu gösterdi.
gösterdi ve kendisine güvenen hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Özellikle Hamşik'in yokluğunu fırsata çevirip Dorukhan, Siopis ve Abdülkadir'den kurduğu orta sahayla takım direncini ve tempoyu daha da yukarı çıkaran Avcı, ligin ikinci yarısının flash ekibi Kasımpaşa'yı Vişka'nın 6. dakikada attığı golle erkenden çözerek 3 puanı cebine koydu. 25. haftada Trabzonspor ligin geri kalan haftalarını tamamen formaliteye dönüştürmek amacıyla en yakın takipçisi Konyaspor'u konuk etti. Vakayeme'nin tek kişilik şovu ve Vişka'nın 2 golüyle kazandı ve fark 12 puana çıktı. Ertesi hafta Alanya deplasmanında geriden kısa paslarla oyun kurmaya çalışan rakibini temposu ve ön alan baskısıyla öldürdü. 40 dakikada 4 gol atıp gövde gösterisi yaptı. Kayserispor karşısındaysa belki de sezonun imzası olacak. Bundan yıllar sonra bile hatırlanacak bir maç oynadı Fırtına. İlk yarıda kendi sağ kanadını çok etkili kullanan Kayserispor, Onur Bulut'un 2 asistiyle 2-0 bularak soyunma odasına önde girmişti. Abdullah Avcı büyük bir cesaret örneği göstererek ilk yarıda aksayan Poaç'ın yerine sol beke Yusuf Erdoğan attı. Sağ stoper oynadığı için zorlanan Ahmetcan yerine tecrübeli Dansville girdi ve yine iyi bir maç çıkaramayan Bakasetas çıktı, yerine Canini forveti ikiledi. Devrede yapılan bu 3 değişikliğin oyuna yansıması çok çabuk olmuştu. 49'da Vişka ile fark 1'e indi. Vakayeme sazı eline aldı ve 10 dakika sonra Canini'ye beraberlik golünü attırdı. Son 10 dakikada Koyta'yı da sahaya atan Abdullah Avcı 3 puan için yemin vermiş gibiydi. Sağdaki Trabzonsporlu oyuncuların vücut dili ise sanki 14 puan fark atmış bir takımdan ziyade berabere kalsa şampiyonluğu kaybedecekmiş gibiydi. Kim bilir, belki de bu iştah ve adanmışlık Trabzonspor'un bu sezonki sırrıydı. Atak üstüne atak yapan, Kayseri kalesini döven Bordo Mavililerin galibiyeti önünde duran iki şey Lung ve kale direkleriydi. Son saniyelerde kazanılan penaltıda topun başına geçen Vakayeme olağanüstü futbolunu bir de golle süsledi. Bu epik geri dönüşün ardından fark 17 puana çıkmış, şehirde kol bastı ezgileri yükselmeye başlamıştı. Hafta içi oynadığı kupa maçında savunmasının bel kemiğini sakatlığa kurban verdi Trabzonspor. Fenerbahçe deplasmanında oynayacakları kritik maçtan önce kaval kemiğinde kırık oluşan Victor Hugo'dan yoksundular. Kadıköy'de erken dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında Vakayeme ile öne geçtiler. Maçın devamında bu sefer reaksiyon gösteren Fenerbahçe oldu. Eksik olmasına rağmen daha iyi futbol oynayarak skoru da eşitlemeyi başardı. Ancak her şeye rağmen Trabzonspor son dakikalarda Vakayeme ve Vişka ile girdiği net gol şanslarında galibiyet elde edebilirdi. 90 dakika bittiğinde tüm Trabzonspor camiası kaçan 3 puanın üzüntüsünü yaşarken daha doğru bir deyişle buradan psikolojik anlamda şampiyon olarak çıkabilir diye düşünürken Avcı'nın ağzından şu sözler döküldü. 10 hafta kaldı. 2. sırayla 15, 3. ile 20 puan fark var. Şehir bunu bekliyor. Hoca bu sözlerle camianın odağını tek bir maçtan uzaklaştırıp büyük resme çevirmişti. Sağ içinde ve soyunma odasında olduğu kadar bu işin psikolojisini yönetme konusunda da çok büyük sorumluluklar almıştı. Gerçek şuydu ki Trabzonspor buradan mağlup ayrılmış olsa dahi şampiyonluk artık cepteydi. Bu noktadan sonra Trabzon'da oynanacak her maç bir kutlamaya dönüşmeli ve şampiyonluk her hafta yeniden kutlanmalıydı. Öyle de oldu. Bir sonraki hafta Akyazı'da hınca hınç dolu tribünler önünde Göztepe'yi konuk edip 4-2'lik skorla arkasına bile bakmadı. Rize deplasmanında 90 dakikalık bir sinir harbinin sonunda 3 penaltı golüne yenik düşüp sezonun 30. haftasında yalnızca 2. mağlubiyetini alacaklardı. Avcı bu kez çok daha net konuştu ve şampiyonluk kelimesini kullandı. Özetle moral bozmayın, endişeye mahal yok, biz şampiyon olacağız mesajı verdi. Bu derece büyük puan farkı yakalamış bir takımın kalan maçlarda en üst düzey konsantrasyonla oynaması çok kolay bir şey değildi elbette. Ancak Trabzonspor'un elde ettiği kredi de öyle birkaç maçta tükenecek cinsten değildi. Şampiyonluk yolu kolay bir yol değildir. Zor, meşakkatli bir yoldur. Bu puanları onun için topladık. Yani her şeyi denedi bugün takım. Bir şampiyon gibi oynadı. Beşiktaş maçında 38.500 taraftar Akyazı'yı doldurarak sezonun kendileri adına seyirci rekorunu kırdı. Maçın başlama düdüğünden hemen önce yapılan koreografi ile şehir artık içine sığmayan gerçeği haykırıyordu. Trabzonspor'u şampiyon yapan 3 teknik adamın kasketli silüetleri belirdi Doğu tribününde. Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı. 1-1 sona eren maçın ardından hoca bu kez artık işin resmiyet kazanmasını bekliyoruz diyordu. Sanırım bayramda şampiyonuz. Bayraklar hazırlansın,
kutlamalar başlasın. Beşiktaş maçının ardından Gaziantep ve Karagümrük'le de yenişemeyen Trabzonspor böylelikle son 6 resmi maçından sadece tek galibiyet çıkartabilmişti. Basın toplantısında puan kayıplarıyla ilgili gelen soruya bu kez şöyle cevap verdi hoca. Bugün kaybetmedik. Bize 5 puan lazımdı, 4 puan kaldı. Gider deplasmanda kazanır döneriz. Rakipler hep kazanacak ve biz de kalan 5 maçta 4 puan alamayacağız, öyle mi? Böyle bir durum yok. Böyle bir algıya gerek yok. En ufak bir kaygımız yok. Yolumuza devam ediyoruz diyerek bir kez daha camiasına liderlik etti. Bir kez daha yol gösterdi. Gider deplasmanda kazanır döneriz. Bu noktada artık takımın sırf hocasının yüzünü yere düşürmemek adına galip gelmesi gerekiyordu. Kimileri bu çıkışı oyuncu grubuna baskı yüklemek gibi yorumlayabilir. Fakat inanıyorum ki Abdullah Hoca bunu gerçekten takımına güvendiği için söyledi. Ve öğrencileri de ona bu güveni geri ödedi. Hem de ligin en dişli ekiplerinden Adana Demirspor deplasmanında. 3-1'lik galibiyet son virajında başarıyla geçildiğini müjdeliyordu. Artık Trabzonspor şampiyonluğa sadece bir puan uzaklıktaydı ve iç sahadaki Antalyaspor maçı resmi bir şampiyonluk kutlaması anlamına geliyordu. Trabzonspor 38 yıllık hasretin ardından Nisan ayı bitmeden şampiyonluk turunu attı. Bu uşakların başardığı iş ülke futbolu için yeni bir devrim demekti. Kartların yeniden dağılması, dengelerin değişmesi demekti. Bu şehrin içindeki gücü ve potansiyeli bilen, bu kudreti hisseden herkes için bu şampiyonluk aslında sadece bir başlangıç anlamı taşıyordu. Kimler için? Trabzonspor ilk kez şampiyon olduğunda havaya kalkan o kupanın nasıl bir dominasyonun habercisi olduğunu bilenler için. Kimler için? 38 yıl boyunca beklenen bir kupayla yetinmenin bu şehre ne kadar az geleceğini bilenler için. İşte onlar için bu kupa sadece bir başlangıçtı.